yayla havesi var bende. Yayla özlemi var bende. Yaşım 50. 50 sene bu dağlarda devran sürdüm. Onun için hobi olarak Lemon Suyu Yaylası'na geldim. Tarihi bir binayı canlandırma. Buraya almamın şeyi, ben günün 24 saatini burada geçiriyorum. Çevredeki arkadaşlarım Faruk Kumaş, Mehmet Akçay'ın keşfiyle buraya aldım. 2008 senesinde aldım burayı. Ancak ufak bir tadilat yaptık, tadilatı bitmemiş. Tadilat özelliğini kaybetmeme kaydıyla yaptık onu. Aynı zamanda bunun içerisinde 50-55 yıllık fırın var. Taş fırını. Onu da hizmete soktuk. Hizmete soktuk bunu. Vatandaşa bir hizmet. Aynı zamanda çevre bir katkı olsun. Yani bazı arkadaşlar işte taş fırın ekmeği, pidesi, buna benzeri şeyler. Turistler, yani buraya gelen tur diyelim, turların dikkatini, ilgisini çok çekiyor. Yani birkaç turlar geldi, sürekli bunların şeyini şey etmiştir. Yani tarihi andıracak bir fırın. Efendim bu Süleyman Hoca'nın yeridir. Dernek pazarından Süleyman Hoca'nın yeridir. Ancak biz bunu işte manav olarak kullanıyoruz. Kısmı olarak iki tane bir manav, bir de oturmak için bir yer. Üstüne misafir kişi, tabii kişisel misafirim gelirse ağırlama yerimiz de var. Efendim biz sadece sebze üzerine değil ağırlığımız. Biz genelde ağırlığımız şeydir, fırın. Taş fırında vatandaşa yöresel pidi. Yöresel işte yaylalardan gelen tamamıyla doğanın yağı, peyniri vesaire. Bu tip hizmeti verme maksadıyla buraya işledik. Ha, yanında sebze dükkanı da bir ek şey. Ha, bunda yağ, peynir, buna benzeri. Biz içinde vatandaşlara güveç, hani dışarıdan gelen turlara burayı tanıtım yapmak için güveç, işte fırında güveç, kağıt üstünde şöyle diyeyim, tandıra benzer et. Yani bu tip şeyleri. Şimdi öncelikle limon suyu, daha önce burada 4 tane fırın vardı. 4 veya 5 anlatırlar eskiler. Ha, burada ayakkabıcı, berber, terzi. Çünkü o zaman ulaşımlar yayaydı. Yaya olarak ulaşım yapardı. Şimdi arabalar çıkınca fırınlar hepsi yıkıldı. Sadece bu da enkaz olarak kalmış. Biz enkazı, yani tarihi canlandırma ulaşım.